Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 26 organik kimya ile devam ediyorum. Ve bugün sizlere sp küp melezleşmesi yapmış karbon atomlarında yer değiştirme tepkimelerinden bahsedeceğim. sp küp melezleşmesi yani tetrahedral düzgün 400'lü geometriden bahsediyoruz. Şimdi CH3, Cl ve OH. Gördüğünüz gibi burada halojenürler, halojenürler, Hidrojenle yer değiştirdiğini alkanlarda görmüştük. Burada halojenürlerin başka gruplarla da yer değiştirebileceğini göreceğiz. Şimdi buradaki OH grubu bir nükleofil olarak davranır. Elektron çifti vardır üzerinde. Nükleofil olarak davranır. Nükleofil yani pozitif yüklü merkeze saldıran grup demektir. Yani pozitif yüklü merkezi arar bu nükleofil. Bu bizim nükleofilimiz. Şimdi buradaki pozitif yüklü merkezi arıyor. Buradaysa bakalım pozitif yüklü merkez nerede? Klor karbondan daha elektronegatif, negatif, bağ elektronlarını kendine doğru çekecek ve bağ polarlaşacak. Yani klor kısmi negatif yüklü, karbonda kısmi pozitif yüklü olacak ve polar bir bağ dedik. Şimdi bu Nükleofil yani pozitif yüklü merkezi arayan grup ne yapacak? Evet pozitif yüklü merkez burada onu buldu ve ona saldıracak. Buraya bağlanacak. Bu sırada da klorun ayrılmasına sebep olacak. O zaman ne elde edeceğiz biz? CH3 OH buraya saldırdı nükleofilimiz ve klorun ayrılmasına sebep oldu. Klor da ayrıldı üzerindeki bu elektron çiftleriyle. Şimdi klora ne dedik? Ayrılan grup dedik. O OH nükleofil. O zaman buradaki karbonda ne olmuş oldu? Elektrofil olmuş oldu. Elektrofil yani elektron çekici, elektron seven grup demektir. Nükleofildeki elektronları zaten kendine doğru çektiği gördüğünüz gibi. Şimdi nükleofil'i şöyle genel olarak nükleofilden bahsedersek. Kısaca nü ile gösteriyoruz. Evet nükleofilimizi nü ile gösteriyoruz. Negatif yüklü veya nötral olabilir. Burada OH grubu negatif yüklü. Mesela NH3 de bir nükleofildir. Elektron çifti var üzerinde ve nötral. Nötral de olabilir. En az bir ortaklanmamış elektron çifti içerir. Gördüğünüz gibi OH bir elektron çifti içerir. Ortaklanmamış. NH3 de öyle. En az bir tane içermeli. Ortaklanmamış elektron çiftini ve Lewis bazlarıdır. Lewis bazı ne, ne demekti? E, elektron çifti verenlere Lewis bazı diyorduk. Zaten nükleofillerde elektron çifti verebilecek durumdaki gruplardır. Şimdi e, bir alkil halojenürün nükleofile yer değiştirmesini şu iki genel tepkime ile gösterebiliriz. Şimdi bu tepkimeleri tamamlayalım. E, genel tepkimiz şöyle Nü ile gösterdiğimiz nükleofil Gördüğünüz gibi elektron çifti var verebileceği ve eksi yüklü. Buradaki nükleofilimiz eksi yüklü. Rx dediğimiz alkil halojenürümüz. X burada halojenür. O zaman bu halojenür daha elektronegatif ve R grubundan yani karbondan elektronları kendine doğru çekmekte ve kısmi negatif yüklü olmakta. Karbonda kısmi pozitif yüklü olmakta. Nükleofilde artı yüklü grubu aradığı için buradaki artı yüklü merkeze saldırmakta ve sonuçta bu da buradaki halojenürün ayrılmasına sebep olmakta ve biz ne elde ederiz? Nükleofil R grubuna bağlanır. Artı X grubu da burada ayrılır. Zaten bu elektron çiftleri vardı. Şu bağ da buraya doğru açıldığı. Bağ elektronlarını da aldı. X grubu ve bu şekilde ayrıldı. Eksi yüklü tabii ki. Ve nedir bu ayrılan grubumuzdur bizim. Şimdi gelelim diğer e, tepkimeye. Diğer genel tepkimemize. Burada nükleofilimiz var. Bu nükleofilin bu nükleofilden farkı buradakinin ne olması? Eksi yüklü olmaması. Nötral olması. Nükleofilimiz bu sefer nötral verebileceği ortaklanmamış bir elektron çifti var. Bu da bizim alkil halojenürümüz. Halojen elektron çiftlerini, bağ elektron çiftlerini kendine doğru çekip kısmi negatif olacak. Karbon kısmi pozitif oldu. Nükleofil de bu pozitif yüklü merkeze saldırdı ve nükleofil R ile birleşti. Fakat ne oldu burada? Nükleofil eksi yüklü değildi, nötrdü. R grubu da kısmi pozitifti. Bu pozitif yük molekülün üzerinde kaldı. X burada bağ elektronlarını aldı kendisine. Zaten şu ortaklanmamış elektron çiftleri vardı. Bağ elektronlarını da çekti ve bir ortaklanmamış elektron çifti daha oldu. Tabii ki eksi yük X'in ayrılan grubun üzerinde kalmış oldu. Şimdi alkil halojenürle ee, nükleofilin yerleştirme tepkimelerine bakalım. Örneklerimiz var. Sodyum metil asetilenür. Şimdi sodyum metil asetilenür şu şekilde metil asetilenür grubu budur. Sodyum artı bu da eksi yüklüdür. Şimdi bununla neyin tepkimesini? Etil bromür. Etil bromür de CH3 CH2 Br'dir. Şimdi bakıyoruz. Burada bir alkil halojenür var. Buradaki brom karbondan daha elektronegatif. Bağ elektronlarını kendine doğru çekiyor. Kısmi negatif yüklü oldu. Karbon kısmi pozitif yüklü oldu. Demek ki o zaman burası nedir? Elektrofil. Kısmi pozitif yükten dolayı. Şimdi nükleofili bulalım. Bakıyoruz burada karbon üzerinde verebileceği ne var? eksi yük elektron çifti var. Bu da bizim nükleofilimiz. Şimdi yani şurada tabii ki bir elektron çifti var verebileceği karbonun. Şimdi bu nükleofil elektronunu elektrofil gruba veriyor ve ne oluşmasını bekliyoruz? CH3 CH2 CH3 CH2'ye şuradaki karbona şu karbon bağlanıyor. Üçlü bağ. Sonra karbon ve CH3 var. Evet bu bileşiği elde ettik. Burada da brom ayrıldı. Eksi yüklü bir şekilde. Sodyum da artı yüklü. Sodyum ve brom birleşti. Brom eksi sodyum artı yüklüdür. Bromda nedir burada? Ayrılan gruptur. Şimdi devam edelim ikinci örneğimizle. Sodyum etoksit. Sodyum etoksit CH2 CH3. Sodyum artı etoksit eksi yüklü. Şimdi bununla metil iyodür. CH3 I metil iyodürdür. Bu tepkimeye bakıyoruz. Alkil halojenürümüz burada. Ne yapacak? Halojen bağ elektronlarını kendine doğru çektiği için kısmi negatif yüklü karbonda kısmi pozitif yüklü oldu. Bu bizim elektrofilimiz oldu. Elektron çekici grup, artı yüklü. Şimdi nükleofil hangisi? Bakıyoruz burada. Eksi yüklü etoksit grubu var. Oksijen üzerinde ortaklanmamış bir elektron çifti vardır ve bu elektron çiftiyle eksi yüklü nükleofilimiz yani etoksit grubu elektrofile saldırır ve ne elde ederiz biz CH3 CH2O nereye geldi CH3'e bağlandı. İyot burada ayrılan grup eksi yüklü olarak ayrılacak. Sodyum da artı yüklü. O zaman sodyum iyodürü elde ederiz. Bu artı yüklü, bu da eksi yüklü ayrılan grup diyoruz iyoda. Evet, gelelim diğer örneğimize. Bu örneğimizde de alkil amonyum tuzunun oluşumundan bahsediyoruz. Mesela bir alkil amonyum tuzu yazalım. CH3 CH2 amonyum olduğuna göre bu şekilde bu bir alkil amonyumdur. Şimdi yani etil amonyum bunun oluşumu için ne yapıyoruz? Bir alkil halojenürle yani şunun şurada bir alkil var. Bunun halojenürünü yazalım önce. CH3, CH2, Br şeklinde yazarız. Ne ile? NH3 ile amonyakla tepkimeye girecek. Şimdi bakıyoruz NH3 üzerinde elektron çifti vardır. Nötr bir nükleofil. Bu bizim nükleofilimiz. Elektrofil neresi? Brom elektronları çeker. Kısmi negatif olur. Karbonda kısmi pozitif olur. O zaman bu da elektrofildir. Niklofil elektrofile saldırır. Gördüğünüz gibi CH3, CH2, N. 3 tane hidrojen bağlı. Buna elde ederiz. Buradaki azot merkezi ne oldu? Artı yüklü olduğu için molekülün dışına bu artı yükü yazdık. Ayrılan grubumuz nedir? Brom'dur. Brom eksi. Yani bu bir tuzdur. Alkil amonyum tuzunu böylece elde etmiş oluruz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili örnekleri bir sonraki videoda size göstereceğim. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.